Merhaba sevgili çocuklar. Limit 7 adlı videomuzda parçalı fonksiyonların limitinin nasıl alındığını anlatacağım size. Şimdi parçalı fonksiyonlarda limit hesaplanırken kritik noktasında eğer limit soruluyorsa sağ ve sol limitine bakıyoruz çocuklar. Parçalı fonksiyonların kritik noktalarını da sınır değiştirme noktası olarak söyleyebiliriz. Eğer sınır değiştirme noktasında limit soruluyorsa sağdan ve soldan limitine bakıyoruz. Eğer limiti sorulan nokta kritik nokta değilse sağ ve sol limite bakmaya gerek yok. Direkt doğrudan limit hesaplayarak sonucu buluyoruz. Verilen aralıkta değerini hesaplıyorsunuz. Şimdi 28. örnekte bize 3 parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bakın, sınır değiştirme noktamız da 3. Dolayısıyla ben 3 de eğer limit soruluyorsa bana sağdan soldan incelemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi c şıkkında iki parçaya böleceğiz, sağdan ve soldan limitini inceleyeceğiz. Ama 4 ve 2 de sağdan soldan limite bakmamıza gerek yok. Şimdi 4'e giderken fx'in limitini bulmak için 4 sayısı hangi aralığa denk geliyorsa o kuralda x yerine gidip 4 yazacağız. Buradan x artı 1'i kullanıyorum. 4'e giderken fx'in limiti x yerine 4 yazdığımızda 4 artı 1'den 5 çıkmış oluyor. Cevabımız direkt 5. Yani neyi buluyoruz çocuklar? Kısacası f4'ü buluyoruz. Kritik nokta değilse? E, x yerine 4 yazdığımızda f4 neye eşitse cevabımız da o oluyor. Yine aynı şekilde iki kritik nokta değil. Ben ne hesaplayacağım bu durumda? F2'yi hesaplayacağım. X'i getirdim 2'yi f'de yerine yazdım. F2 çıktığı için de f2'yi hesaplayacağım. 3'ten küçük olduğu için 2 sayısı Kuralım bu sefer x kare eksi 9 çocuklar. Buraya yukarıya yazalım x kare eksi 9 kuralında x yerine 2 yazdığımızı düşünüyoruz. Oradan da 4 eksi 9'dan Cevabımız eksi 5 gelmiş oluyor. C şıkkında 3'e giderken bize limit sorulmuş. Parçalı fonksiyonumuzun sınır değiştirdiği nokta olduğu için bizim için bu soruda kritik nokta 3. O yüzden sağdan soldan limite bakmam gerekiyor. 3'ün sol tarafındayken fx'i bulacağız. Bir de limit x 3'ün sağ tarafındayken fx limitini bulacağız. Bunların sonucuna göre de karar vereceğiz. 3'ün sol tarafında fx'in kuralı. 3'ün sol tarafı demek 3'ten küçük olan değerleri aldığın aralık olacak demektir. Dolayısıyla x kare eksi 9 bizim kuralımız. Hemen onu yerine yazacağım. 3'ün sol tarafında kuralımız x kare eksi 9. Burada x yerine 3 yazarsak 9 eksi 9'dan cevabımız 0'a eşit çıkmış oluyor. Şimdi buradaki 3'ün pozitif tarafında sağdan yaklaşırken de 3'ün 3'ten büyük olan bölgedeyiz. Kuralımız x artı 1'e eşit. Buradan da x 3'ün sağ tarafındayken kuralımız x artı 1 olduğu için onu yazdım. Dolayısıyla 3'ü yazdığımızda 3 artı 1'den bunun sonucu da 4 gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi sol taraftan yaklaşırken limit 0 çıktı. Sağ taraftan yaklaştığımızda da limit 4 çıktı. Bunlar birbirine eşit olmadığı için 3'e giderken fx'in limiti yoktur diyoruz. Evet 29. örnekte şimdi iki parçalı bir fonksiyon verilmiş bize. Sınır değiştirme noktamız da 1. Şimdi 1'e giderken eğer limit soruluyorsa bizim bunu sağdan soldan incelememiz gerekiyor. Şimdi bu fonksiyon biraz değişik bir fonksiyon çocuklar. x'in 1 olduğu yerde kuralımız 2 imiş. 1'den farklı olduğu yerde de x eksi 3'müş. Ben bunu şu şekilde göstereceğim size o zaman daha net e, açıklayacak açıklanacak e, sorunun cevabını daha net bulacağız x'in 1 olduğu yerde fonksiyonun aldığı değer 2 imiş ama birden hariç yani birin solunda da sağında da şöyle yazalım birin sağında da birin solunda da kuralımız x eksi 3'e eşitmiş onları yazdık şimdi bizim 3'ün sağ tarafında demiş bu 3'ün sağ tarafında sol tarafında olması hiç önemli değil 3 kritik noktası olmadığı için fx'in direkt f'de gidip x yerine 3 yazacağız buradan f3'ü bulacağız sonra x 1'e giderken fx'i bulmak için ise sağ ve sol limitlere bakmamız gerekiyor buradan f3'ün değeri neye eşit İlk önce onu bir hesaplayalım f3'ün değeri x yerine 3 yazdığımızda kuralımız 3 bu tarafta bir sayı olduğu için 3 yazarsak 3 eksi 3'ten burası 0 eşit olmuş olur. Bunu 0 bulduk. Yani birinci kısım 0 eşitmiş. Şimdi ikinci kısmı iki parçaya ayırıyorum çocuklar. Birincisinde x 1'e soldan giderken fx'i bulacağım. Bir de x 1'e sağdan giderken fx'i bulacağım. Bunlar birbirine eşitse limite var diyeceğiz. Eşit değilse de limite yok diyeceğiz. Eğer bu limiti bulamazsam çocuklar bu toplamı da yok diyorum. Çünkü e, birini bulamadıysam toplamı da bulamadım demektir. Şimdi bir inceleyelim. Birin sol tarafındayken kuralım x eksi 3. Orada x yerine 1 yazdığımızda 1 ya da şöyle açıklamalı yazalım bu soru için x 1'in sol tarafındayken kuralımız x eksi 3'tü. 1 yazarsak bunun sonucunu eksi 2 bulmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde burada da kuralımıza bakalım. X 1'in sağ tarafındayken 1'in sağ tarafında da kuralımız yine x eksi 3 gördüğünüz gibi. Orada da x yerine 1 yazarsam Buradan da limitim eksi 2 gelmiş olacak. İkisi de birbirine eşit olduğu için limitimiz 1'e giderken şöyle altına da yazalım. 1'e giderken fx'in limitine de eksi 2 demiş oldum. Yani bunun limitinde eksi 2 bulduk o zaman. E, sıfırla da eksi 2'yi toplarsak cevabımız eksi 2'dir diyoruz. Evet yeni sorumuzda da sıfırdan küçükken bir kural sıfırdan büyükken başka bir kuralımız var. Buna göre sıfırın sol tarafındaki fx limiti ile 2'ye giderken fx limitinin toplamını bulunuz demiş. Sıfır kritik bir nokta ama bize zaten direkt sol taraftaki limit sorulmuş. Hemen onu hesaplayacağım. Ee, sol tarafta kuralımız ne çocuklar bakıyorum x küçük eşit 0 olduğu için kuralımız x kare artı 1 bölü 3 buradaki kural bu hemen fonksiyondaki fx yerine bunu yazıyorum x sıfıra giderken x kare artı 1 bölü 3 kuralını yazdım sıfırın sol tarafındaki kuralı buraya yazdık 2'ye giderken sağdan soldan bakmamıza gerek yok direkt f 2'yi hesaplayacağım f2 de neye eşitse oradan getirip yerine yazacağız şimdi sıfır yazdığımızda birinci ifade 1 bölü 3'e eşit çıktı. F2'de sıfırdan büyük olduğu yerde kuralımız x küptü. x küpü de şuraya üstüne yazayım. 2 yazdığımızda oradan da 8 gelmiş olacak. Dolayısıyla bunları topladığımızda da 3 kere 8 24 bir daha 25 bölü 3 cevabını bulmuş olacağız. Yine iki parçalı bir fonksiyonumuz var. x2'ye giderken fx'in limitini sormuş bize. 2 de gördüğünüz gibi kritik noktası olduğu için ben burada sağdan soldan limit incelemem gerekiyor. Şimdi ilk önce sola giderken x2'ye soldan yaklaşırken fx'i bulalım. Soldan yaklaşırken x küçüktür 2 olduğu için kuralımı 2x kare olarak kullanacağım. 2x kareyi yazdım. Sonra limit x... 2'ye sağdan yaklaşırken de kuralımı x küp eksi 1 bölü x eksi 1 olarak e, kullanacağım kuralımı. Şimdi 2'ye yaklaşırken sol taraftan direkt 2 x karede yerine yazarsak 4 çarpı 2'den bunun cevabı 8 gelmiş oldu. Şimdi diğer limiti de hesaplayalım. 2'nin sağ tarafında da bu kuralda x yerine 2 yazacağız. Dolayısıyla 2 yazdığımızda yukarısı 8 eksi 1'den 7'ye eşit çıkıyor. Payda da 2 yazdığımızda 1'e eşit çıkıyor. Dolayısıyla sonuçta 7 gelmiş oldu. Böylece baktık sağ limitle sol limit gördüğünüz gibi eşit çıkmadılar birbirlerine. Dolayısıyla biz de 2'ye giderken fonksiyonun limitine yoktur diyoruz. Evet sonraki sorumuzda da yine bir parçalı fonksiyon var. Kuralımız 2'ye göre değişiyor. Kritik noktamız 2 noktası. Bize de 2 noktasında limitinin olduğunu söylemiş soruda. Şimdi 2 noktasına limit varsa eğer çocuklar o zaman biz 2'ye giderken sol limitle sağ limiti eşit bulmalıyız. Limit x 2'ye sağdan giderken fx'in birbirine eşit çıkması lazım limitin olabilmesi için. Dolayısıyla ben şimdi soldan giderken x'in 2'den küçük olduğu yerdeki kuralı kullanmam lazım. Onu yerleştireyim. x 2'ye soldan giderken kuralımız ax artı b. Diğer taraftaki x 2'nin sağ tarafındaysa 2'den büyük olan yerde de kural Bx eksi 2a idi. Şimdi bunlar da yerine yazalım 2 sayısını. Burada 2 yazarsam 2a artı b çıkmış olacak. Birinci taraf ee, sol limit. Sağ limitte x yerine 2 yazarsam 2b eksi 2a'ya eşit çıkacak. a'yı karşıya attım. Buradan 4a gelmiş oldu. 2b'nin yanına da b geçerse b bulmuş oldum. b eşittir 4a ise o zaman a bölü b değeri de b yerine 4a yazarsanız eğer sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 çıkmış olacak cevap. Şimdi 33. örnekte de yine 3 parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bu sefer de sınır değiştirme noktamız eksi 1 yani kritik noktamız eksi 1. Bunun bir reel sayı olduğunu söylemiş bize. Reel sayı olması ne anlama geliyor? Eksi 1'e giderken bir limitinin olduğu anlamına geliyor. Şimdi biz eksi 1'e giderken o zaman sağ limitle yazalım buraya eksi 1'e giderken e, sol limitle sağ limiti eşit bulmalıyız eksi 1'e giderken sağ limiti birbirine eşit bulmalıyız ki sonuç bir reel sayı çıkabilsin limit var diyelim dolayısıyla kurallarımıza bakalım şimdi sol tarafta eksi 1'den küçük olan yerde kuralımız 2x kare artı 1'miş hemen yazalım yerine x eksi 1'e soldan giderken kuralımız 2x kare artı 1 eşittir eksi 1'e sağdan giderken kuralımıza bakalım Orada da eksi 1'den büyük olduğu yerde de a eksi 2 vardı. Onu yazdık. Şimdi biz eksi 1'i burada eksi 1'i yine sağ tarafta yerine yazarak limitleri birbirine eşitlemiş olacağız. Eksi 1 bir yazdığımızda birinci taraftan 3 gelmiş olacak limit. İkinci tarafta da x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi a eksi 2 bulmuş olacağız. Buradan a eşittir eksi 5 gelecek. Şimdi bu a değerini yerine yazarak. Burada ax x eksi 2 de yerine yazarsak eksi 5 x eksi 2 bulmuş olacağız a yerine yazdığımız değerle fonksiyonun kuralını. Bu sefer de 4'e giderken fx limiti sorulmuş bize 4'e giderken kritik bir nokta olmadığı için bu fonksiyonunda 4 sayısı direkt 4 noktasındaki aldığı değeri hesaplayacağım. Yani biz f4'ü bulmuş olacağız f4 içinde kuralımız eksi 5 x eksi 2 de bunu yerine yazacağız yazdığımızda eksi 20 eksi 2'den sonucu da eksi 22 bulmuş oluyoruz böylece. Yeni sorumuzda da fx fonksiyonunun parçalı bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz. 3 sayısı için sınırımız değişiyor. Demek ki 3 e, sayısı bizim için bu fonksiyon için e, yani kritik nokta. Her x elemanda r için limitinin olduğu söylenmiş bize. O zaman 3 sayısı için de kritik nokta için de limiti var demektir. Yani bu durumda da soldan giderken 3'e fx'in limitiyle sağdan giderken 3'e sağdan yaklaşırken fx limiti birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla şimdi 3'ün sol tarafındaki kuralımıza bakalım. 3'ten küçük olan yer burası olduğu için kuralımız aşağıdaki x 3'e giderken yazalım. Kuralımız aşağıdaki x kare eksi 2x eksi a olmuş olacak. Eşittir yine sağdan giderken kuralımızda 5x artı b olduğu için buraya da X 3'e sağdan giderken e, kuralımızı 5X artı B olarak yazıyoruz. Şimdi soldan giderken bulduğumuz kurala 3'ü yerleştirdiğimizde 9 eksi 6 eksi A eşittir. 3 yazdığımızda da 15 artı B'yi bulmuş olacağız. E, bu 15'i karşı tarafa A'yı da e, B'nin yanına geçirirsek çocuklar direkt zaten biz A artı B'yi bulmuş olacağız. 9'dan 6 çıkarsa 3. 15'te karşıya eksi 15 olarak geçtiği zaman a artı b'nin değeri de eksi 12 gelmiş olacak. Parçalı fonksiyonların limitini de bitirmiş olduk çocuklar böylece. Bundan sonraki videomuzda da bileşke fonksiyonun limitini anlatacağım sizlere. Bileşke fonksiyonun limiti de çok önemli bir konu limit içerisinde. Bu yüzden sonraki videoyu kaçırmamanızı öneriyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.